Dolayı. Şimdiki sorumuzda bize ikinci bir fonksiyon vermiş. Parabolü üzerinde olan bir noktanın ordinatı aşağıdaki hangisi olamaz demiş. Şimdi bu parabolün kolları yukarı bakıyor. Ama böyle bakıyor ama böyle bakıyor. Ben şimdi onu tam kestirmiyorum. Zaten hikaye orada. Şimdi biz parabolün o zaman minimum alabileceği bir değeri bulalım. Ondan sonra mesela ondan daha küçük bir görüntüye sahip olamaz bizim fonksiyonumuz. Bu fonksiyon yani bu parabol en küçük görüntüyü nerede alır? Tepe noktasında alır. Şimdi benim parabolümün tabi bu çizdiğim afaki buna bağlı olarak değil. İstiyorsanız tam net resmi olarak çizeriz şimdi. Yani benim parabolümün tepe noktasını hapsi ne yapar? Eksi 12 bölü 2'den eksi 6 yapar. Yani benim parabolüm solda eksi 6 olacak şekilde. Mesela sallıyorum böyle bir şey. Ama zaten artı 21 dediğine göre şöyle bir şey geçmeli. Burası 21. Şimdi benim tepe noktasının apsisine geldi eksi 6. Şimdi ben fonksiyona eksi 6 yazayım arkadaşlar. Fonksiyona eksi 6 yazıyorum. Ne geldi? 36. Eksi 72. Değil mi? Fonksiyona ne yazıyoruz? Eksi 6 yazıyoruz. Artı 21. O zaman eksi 36. 21 daha ne yapar arkadaşlar? Eksi 15 yapar mı? O zaman benim fonksiyonum en az kaçı gördü? Eksi 15'i gördü. Gördünüz mü? Bu minimum değerdir. Siz eksi 15'ten daha küçük bir değeri yani eksi 16'yı ne yapamazsınız? parabolle beraber Göremezsiniz. O zaman doğru cevabınız Adana'dır. Dik koordinat düzleminde tepe noktasının ordinatı K olan parabol verilmiş. Gördüğünüz gibi parabol verilmiş arkadaşlar. Şimdi bize böyle bir parabolün tepe noktası için budur demiş. Şimdi parabolün tepe noktası aslında köklerin tam baktığınız zaman ortası. Yani burası. Şurası kaç birim? 6 birim değil mi? Şimdi 6 birimse burası 3 birim. Burası 3 birim. O zaman bunun apsisi kaç? 2. Doğru mu? Peki bakalım. Şimdi burada ne yapmış? fx artı 2 eksi 2 demiş. Şimdi bir fonksiyonda fx'ten tamam mı? fx artı 2 iki, eksi 2'ye geçiş yaparsanız siz aslında fonksiyonu 2 birim sola ötelemişsinizdir. Şu artı 2'den dolayı. Eksi 2'den dolayı da 2 birim aşağı ötelemişsinizdir. Şimdi bizim parabolümüzün tepe noktası 2'ye kaydı. Tamam mı? Siz bunu ne yaptınız? 2 birim sola, 2 birim de aşağı ötelediniz. Ve yeni oluşan parabolün tepe noktası R'ye eksi 6 oldu. O zaman gelin bakalım neler çıkacak. 2'yi de 2 birim sola öteledim. Burası 0 geldi. Kaydı. 2 birim aşağı öteledim. Eksi 6 oldu. 2 birim aşağıdaki hali eksi 6 ise aslında kendisi eksi 4'tür. O zaman biz R'yi 0, K'yı ne bulduk? Eksi 4 bulduk. Bizden ne istiyor bu ikisinin toplamını? Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Şimdi aşağıdaki mancınıktan fırlatıldıktan sonra parabolik bir eğri şekli ilerleyen top. Mesela bu bir parabolik bir eğri üzerinde ilerliyormuş bizim topumuz. 3 farklı noktanın konumu A noktası, B noktası ve C noktasını vermiş. Aslında A noktası 0'a 10. Yani aslında bir nevi y eksenini kesti nokta. B noktası 1'e 16. Bir tane daha ver C noktası 4'e 10. Hop süper yakaladım ben sürprizi. Bak şimdi bunun ikisi de 10 değil mi? Evet. Şimdi bizim parabolümüz o zaman şöyle aslında. Şöyle bir şey yaptım. Tam orada kesildi. Tam şurada yaptım. Şimdi burası 10 ya. X'e 0 verdiğiniz 10. 4 verince de o. Bakın şurada baktığınızda demek ki buraya 4 verince de o. E demek ki F sıfırda F dörtte birbirine eşit. En sevdiğim özelliklerden bir tanesi kullanmamız gereken. Tam şu ikisinin ortası bize her zaman R'yi verir. Yani sıfırla dördü toplayıp ikiye bölersen R'sini kaç bulursun? İki bulursun. Yani burası kaçmış güzel kardeşim? İkiymiş. Burası da kaç bu arada? Dörde on. Bize de diyor mak maksimum olduğu andaki koordinatlar aşağı kadar hangisidir diyor. O zaman absisi kaç gelecek zaten? 2 gelecek. O zaman 2 şıkkı kafadan eledim. Şimdi biz fonksiyonumuzu yazmaya çalışalım. Nasıl yazalım mesela? E, ee, bir kökü mesela 0 verdim, 4 verdim, 10. Şöyle yazalım mesela. Fonksiyonumuz bizim aslında normalde nedir? ax kare artı bx artı c'dir. Doğru mu? x'e 0 verdiğinizde 10'sa o zaman c ise 10'dur. Yani burası 10. Şimdi x'e 1 verdiğinizde o zaman ne yapıyor? a artı b artı 10 eşittir 16. O zaman a artı b 6 yaptı. Mesela 4 verdiğinizde o zaman ne geliyor? 16. Şimdi fonksiyon 4 yazıyorsunuz. 16a artı 4b artı 10. Bu da kaçmış olmuş. O zaman 16a, 16a artı 4b 0'dır. Bunu bu tarafa atarsak b dediğince eksi 4b'dir. B yerine eksi 4 b yazalım. Pardon. B yerine eksi 4a yazalım. Orası yanlış oldu. B yerine eksi 4a yazalım. Buraya eksi 4a yazalım. Buradan ne geldi? Eksi 3a, 6. A'sı eksi 2 geldi. A yerine eksi 2 verirseniz B'si kaç gelecek arkadaşlar? 8 gelecek. O zaman bizim fonksiyonumuz ne oldu? A'sı eksi 2 idi. Eksi 2 x kare. B'si 8 de artı 8 x artı 10 geldi. Peki bizim parabolümüzün tepe noktasının apsisi neydi? 2 idi. Fonksiyonu şimdi 2 yazınca nesini bulursunuz? Ordinatını. Biz fonksiyonu 2 yazıyoruz. 2 verdik. 2 i̇ki verdik. 2'nin karesi 4. O zaman eksi 8. 2 verdim. Artı 16. Artı 10. Yani ne yapar? 2'ye 10 bu da 18 R'sidir. K'sıdır. Yani ordinatıdır. O zaman bizim parabolümüzün tepe noktası 2'ye 18'dir arkadaşlar. Şimdi bize ikinci eden bir fonksiyon vermiş. Bu ikinci eden fonksiyonun grafiği parabol arkadaşlar. Ve 8A artı B eşittir 0. O zaman B eşittir eksi 8A'dır. O zaman biz fonksiyonu bir daha yazmaya kalkarsak. AX kare eksi 8AX artı C'dir. Peki biz bunun vasıtasıyla R'sini bulabiliriz artık. Eksi B bölü 2A yani 8A bölü 2A'dan ne yaptı? 4 yaptı mı? 4 yaptı. Yani bizim parabolümüzün tepe noktasının apsisi kaçmış? 4'müş. Şimdi bakın parabolün simetri ekseni R eşittir. Yani x eşittir 4 doğrusu. Siz simetri ekseninden eşit miktarlarda sola ve sağa gidince görüntünüz aynı kalır. Yani mesela bakın F8 ile F0 birbirine eşittir. Nereden biliyorum? Çünkü F0 dediğiniz zaman 4'ten 4 birim sola geleceksiniz. x 0 olacak. Buradan da 4 birim sağa gittiğinizde x'i kaç olacak? 8 olacak. Yani 0 yazdığınızda ve 8 yazdığınızda görüntünüz aynıdır. O zaman F0 eşittir F8'dir. O zaman bunlar birbirine götürürler. Aynı şekilde bakın 4'ten 4 burası ya x eşittir R 4 doğrusu. O zaman 4'ten 3 birim buraya gidince x'i 1 olan nokta olacak. E 3 birim de bu tarafa giderseniz 4'ten 3 birim sağa gittiğinizde ne yapacaksınız? 7'ye geleceksiniz. Yani x eşittir 7. Yani f1 eşittir f7'dir de diyebilirsiniz. O zaman f1 ile f7 birbirine eşit. Yani ne yaptı? 3 tane f1 bölü f7'den f1 ile f7 birbirine eşitse doğru cevap ne gelecektir? 3. Yani denizdir bizim doğru cevabımız. Şimdi dik koordinat düzleminde bir tane KLM'nin dikdörtgeni vermiş. Bu KLM'nin dikdörtgeni dikkatli bakın. KL kenarı nerede? X eksinin üzerinde. Aynı zamanda NM köşeleri iki parabolün üzerinde. Yani hem F fonksiyonun grafiğinde hem de G fonksiyonu üzerinde. Aslında şöyle değil midir? F fonksiyonu ile G fonksiyonu kesiştiği noktalar bulmak için bunları birbirine Ben de gidiyorum ne yapıyorum? X kare artı 4 ile ne yapıyorum? 20 eksi x kareyi 1000'e eşitliyorum. O zaman 2x kare eşittir 16, x kare eşittir 8, x eşittir artı eksi 2 kök 2'dir. Yani bir tanesi burası 2 kök 2, diğeri de burası arkadaşlar eksi 2 kök 2'dir. Ve böylece ben aslında dikdörtgenin nesini bulmuş oldum, uzun kenarını bulmuş oldum. Peki bakalım, yani dört kökü geldi. Peki şimdi bu nokta bu eğrinin ikisinin de üzerindeyse ben fonksiyona mesela 2 kök 2 yazsam fonksiyonun nesini bulurum? Y'sini bulurum. Yani aslında bu dikdörtgenin uzun kenarını, kısa kenarını bulurum. O zaman biz mesela atıyorum f fonksiyonunda x kare artı 4 yerine x yerine 2 kök yazıyoruz. 2 kök karesi artı 4. Yani 8 artı 4'ten ne yaptı? 12 yaptı. Bu arada çaktırmadan da burası uzun kenara çıktı. Hani kısa kenar dedik ama hani görsel olarak aslında burası uzun kenara çıktı. O zaman kısa kenarı 4 kök 2 uzun kenarda kaçmış 12 ymiş. çarparsanız ne yapar güzel kardeşim 48 kök 2 yapar diyebiliriz yani doğru cevabımız denizlidir. A ve B gerçel sayılar olmak üzere 2 artı B 4'müş ve A çarpı B eksi 2 artı 4 ifadesini alabileceği en büyük değer. Şimdi diyeceksiniz ki, hocam ne alaka bunu parabolde bize soruyorsunuz diye. İşte aslında burada parabolden değil de ikinci cem bir fonksiyon çıktığında, bu ikinci cem fonksiyonun grafiğini parabol diye kafanda canlandırırsan, soru senin için aslında parabole yönlenecek yani anlamlanacak. Şimdi ben benden istediği ifadeyi yani a çarpı b eksi 2a artı 4 ifadesini tek değişkene yazmaya çalışayım. Şimdi bana ne vermiş vatandaş? 2a artı b'nin 4 olduğunu. O zaman B yerine 4 eksi 2 A yazalım. Şuradaki B yerine 4 eksi 2 A yazıyorum. Mesela benden istediği ifadeyi de K dedim. K o zaman neymiş? A çarpı 4 eksi 2 A eksi 2 A artı 4. O zaman düzenlersek dağıttım. Eksi 2 A kare artı 4 A 2 A çıkardım. 2 A artı 4 geldi. K dediğiniz ifade buymuş. E peki hocam bu bir parabol. Heh, şimdi geldin anlattığım şeye. Yani baktığın zaman parabolle hiçbir alakası yok. Ama en sonunda grafiği parabol belirttiği için ben bunun nesini bulayım? R'sini bulayım. Bu fonksiyonu alabileceği en büyük değeri bulmuş olacağız değil mi? Hayır. onu fonksiyona yazınca en büyük değeri bulmuş olacağız. Yani R'sine geldi. Eksi B bölü 2A. Yani 2 bölü 4'ten 1 bölü 2. Ben şimdi burada A yerine 1 bölü 2 yazarsam ne yaparım? İfadenin alabileceği K max'ı bulurum. O zaman eksi 2 tane 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Artı 2 tane 1 bölü 2 artı 4. Burası 5 yaptı. Artı burası da eksi 1 bölü 2 yaptı. Toplarsanız 4,5 yapar diyebiliriz. Yani doğru cevabımız denizdir arkadaşlar. Dik düzeninde verilen D doğrusu ve fx parabolünü A0 A 0'a 8 ve parabolün tepe noktasından T noktasına kesmektedir. Şimdi iki parabolle Doğru. Hem parabolün y ekseni kesiştiği noktada kesişiyorlar. Hem de parabolün tepe noktası da kesişiyorlar diyebiliriz. Şimdi bakın. AT eşittir BT demiş. O zaman AT ile BT birbirine eşit. Yani T noktası orta nokta. Ben şimdi B noktasını 4'e 4, 0, 4 e 0 diye yazdım. Peki bakalım. Şimdi A noktası da belli mi? 0'a 8. Belli. O zaman orta noktayı bulurken ne yapıyoruz? Toplayıp 2'ye bölüyoruz. Yani 0'a 8 A ne noktasıydı? A noktasıydı. B noktasıydı. 4'e 0'dı. O zaman T noktası absitleri toplayıp 2'ye bölerseniz ne yapar? 4 bölü 2'den 2. 8 artı 0. 8 bölü 2'den de 4 yapar. Demek ki tepe noktasına geldi 2'ye 4. Ve ben şimdi artık fonksiyonu parabolün tepe noktası yardımıyla yazıyorum. X eksi 2'nin karesi artı 4. Bir de başına ne koyduk? A koyduk. Şimdi benim neyim geldi? Parabolümün fonksiyonu geldi. Peki ne lazım bana? A noktası lazım. A noktasını nasıl bulalım? Mesela ilk parabol üzerinde bir nokta yardımıyla. Mesela x'e 0 verirsek y'si kaç gelecek? 8. 8 eşittir 4a artı 4 ise a'sı kaç geldi? 1 geldi. O zaman bizim fonksiyonumuz a'sı 1 ise o zaman ona gerek kalmadı aslında. x eksi 2'nin karesi artı 4'tür. Düzeltirsek x kare eksi 4x artı 4 artı 4'ten 8 geldi. Yani doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? Şimdi benim onu doğru seçmem lazım. Ceyhan değil mi? Aynen x kare x 4x artı 8. Doğru cevabımız C yapmış. Birer köşesi fx parabolü üzerinde olan ve kısa kenarları x ekseni üzerinde olan dikdörtgenin alanları toplamı 100 birim karedir demiş. Şimdi bu 0, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3 şeklinde birer kenarları hep bir birim. Ve bakın dikdörtgenin bir köşesi bunun da bir köşesi, bunun da bir köşesi. Nerede? Hep parabol üzerinde. Benim parabolüm de x eksenine 5 noktası da teğet. O zaman hemen yapıştırdım ben x eksenine 5 noktası teğet olan fonksiyonu. x eksi 5'in karesidir dedim. Başına da bir tane ne koydum? a koydum. Ve böylece ne yaptık? Parabolü yazmış olduk. Şimdi bana ne lazım? a lazım. Şimdi ne demiş? Alanları toplamı 100 demiş. Başım alanları toplamı derken zaten kısa kenarları hep bir birim. O zaman şöyle yapalım x'e 0 verdiğimizde bu fonksiyonda x'e 0 verdiğimizde 25a yapacak. O zaman şurası ne yaptı? 25a yaptı. Uzun kenarı. Şuradaki uzun kenar 25a yaptı. Peki ben 1 yazarsam fonksiyona o zaman ne yapacak? a çarpı 1 yazdık 16. Demek ki burası da ne yaptı? 16a yaptı. Şimdi bize ne yazıyoruz? 2 yazıyoruz. O zaman a çarpı 9. Yani burası da ne yaptı? 9a yaptı kenarların uzun kenarları ve kısa kenarlarda hep bir birim o zaman alanları 25A, 16A ve 9A'dır. Nasıl buldum? 25A çarpı 1 artı 16A çarpı 1 artı 9A çarpı 1. Bu da ne eşitmiş arkadaşlar? 100'e eşitmiş? 100 birim kare eşitmiş. O zaman ne yaptı? 50A 100 ise A dediğiniz şey 2 oldu. Bu A'yı bulmak için ne uğraştık arkadaş ya? O zaman bizim fonksiyonumuz neymiş? 2 parantezinde x eksi 5'in karesiymiş. Peki bu vatandaş ne istiyor? Fonksiyona 4 yazmalı. E yazalım abim. 4 yazdım. Eksi 5 eksi 1'in karesi yaptı. Yani cevabımız ne geldi? 2 geldi diyebiliriz. Tabletinde soru çözen Ela grafik parçalarını daha rahat görmek için 70 parabolü yakınlaştırmış ve parabolün aslında x eksenini eksi 3 noktasında kestiğini görmüş. Aynı zamanda bakın tam nereden geçiyor? Y eşittir. yani x'e 0 verdiğinizde eksi 36'dan geçtiğini görmüş. F eşittir 0 denklemin kökleri simetrikse. Hmm. Kökler simetrikse demek bu aslında önemli. Bundan bahsetmiştik. Kökler simetrikse aslında kökler zıt işaretlidir demek. Siz x eksenini eksi 3'te kesiyorsanız Diğer kestiğiniz nokta ne olmalıdır? 3 olmalıdır. Bakın parabol tam tepe noktası da nerededir? Y eksenindedir. Bu şekildedir. Burası da eksi 36'dır. Aynen böyle söyleyeceksiniz. O zaman bizim fonksiyonumuz x artı 3, x eksi 3 çarpanlarına sahip. Bir de başına a koyalım. Bizim fonksiyonumuz bu oldu. Bakın AYT biliyorsan yaparsın bilemiyorsan yapamazsın mantığıyladır. Kökler simetrikse hemen sen kökler zıt işarettir diye yapıştıracaksın. Bu bilgi net bilgi. O zaman x'e 0 verdiğimiz zaman eksi 36'dır. Yani eksi 36 eşittir. A çarpı x'e 0 verirsek ne yaptı? Eksi 9. A buradan kaç geldi? 4. O zaman bizim fonksiyon ne geldi? 4 parantezinde x kare eksi 9. Peki vatandaş bizden ne istiyor arkadaşlar? F1'i mi? O zaman F1'i bulmak istersek x yerine 1 yazalım. 4 çarpı eksi 8'den cevabımız ne gelecektir? Eksi 32 gelecektir. Yani doğru cevabımız edilmedir. Dik koordinat sisteminde f ve g parabolleri aşağıdaki gibi verilmiş. Şimdi dikkatli baktıysanız ikisinin de 4 diye kökü var. Değil mi? Tam burada kesişiyorlar. Şimdi f fonksiyonu, fx fonksiyonun kökleri nedir arkadaşlar? 1 0, 1 4. Yani x eksi 0 demeye gerek yok. Yani x. Diğeri de x eksi 4. Başına da bir tane a koyalım isterseniz. Diğeri de gx fonksiyonu. O da b tane x eksi 4 çarpı x eksi 8. Doğru mu? Şimdi dikkatli baktıysanız parabollerin tepe noktası mesela tam k noktası tepe noktası olacak. Çünkü k ve l noktaları parabollerin tepe noktalarıymış. O zaman mesela şunlar eşit olduğuna göre burası kaç? 2. Şimdi bunlar birbirine eşit olduğuna göre burası da 4 birimse bu da 2 bu da 2. Yani burası kaç yaptı? 6. Yani ben f fonksiyonuna 6 yazdığımda o pardon f fonksiyonuna bu pembiş olan f fonksiyonuydu. Fonksiyona 2 yazdığımda da k'yı göreceğim. g fonksiyonuna 6 yazdığımda da 6'yı göreceğim. 2 k'yı göreceğim. O zaman biz de öyle yapalım. f fonksiyonuna 2 yazalım. a çarpı 2 çarpı eksi 2 eşittir. g fonksiyonuna ne yazıyoruz? 6. b çarpı 6 verirsek ne yaptı? 2 çarpı eksi 2. E hocam bunlar birbirini götürür karşılıklı. Ne geldi? A eşittir B geldi. Yani bunlar birbirini eşitmiş. O zaman biz buraya da A diyebiliriz. Peki bizden ne istiyor? F12 bölü G12. O zaman F12 bölü G12. Şöyle oranlayalım o zaman. Bulalım. Oranlamış olalım. Şimdi F12 deyince A çarpı 12 çarpı 12'den 4 çıkar sonra 8. A çarpı 12'den 4 çıkar sonra 8. 12'den 8 çıkar sonra 4. Şimdi bunları sadeleştirelim. 8'ler gitti. A'lar da gitti. 12'yi de 4'e böldüm. Kaç geldi? 3. O zaman bizim oranımız neymiş? 3'müş diyebiliriz. Dik koordinat düzleminde y eşittir x kare artı 2 parabolü ile y eşittir k doğrusunun kesiştiği 2 nokta arası uzaklık 8 birim. Şimdi o zaman biz şunları şöyle bir çizsek. Bizim parabolümüz zaten y eşittir x kare artı 2. Yani ben parabolün tepe noktasının nerede olduğunu, y eksenin üzerinde olduğunu biliyorum. Çünkü b'si 0 değil mi? B 0 x'li terim yok. O zaman parabolün tepe noktası y üzerinde. O zaman parabolümüz bir tarafı bu, bir tarafı bu. Peki devam ettirelim. Şimdi ben ne yapayım? Y eşittir k doğrusunu çekeyim. Mesela y k doğrusunu da böyle çektim. Tamam onu da yaptık. Burası y k doğrusu. Şimdi bu ikisinin arasındaki uzaklık 8 birimmiş. Yani şunlar birbirine eşit. Ve o zaman ne yapmış oluyor? 4 birim yapıyor değil mi? 4 birim yapıyor. Yani siz x'e 4 verdiğinizde de x 4 verdiğinizde de neyi göreceksiniz? K'yı göreceksiniz. K'ya x'e 4 verelim. O zaman y eşittir. 4'ün karesi artı 2. Kaç yaptı? 18 mi yaptı? Demek ki burası neymiş? 18'miş. Yani y eşittir. 18 doğrusuymuş. K da 18'miş. Doğru cevabımız Edirne'dir.